Yüce Yaratıcı'nın rahmet hazinesinden bizlere bir ikramı olan portakal ağaçta yetişen bir meyvedir. Portakal kabuğu olan bir kış meyvesidir. Etli kısmı dilimli ve suludur. Hem acı hem de tatlı bir lezzeti vardır. Kabuğu bir kere soyuldu mu taze taze yenebilir. Suyu çıkarılabilir ve reçel yapılabilir.
Yüce Yaratıcı'nın rahmet hazinesinden bizlere bir ikramı olan kavun tarlada yetişen güzel bir meyvedir. Tatlı ve sulu olduğu için lezzetli bir yaz meyvesidir. Şekli ovaldir. Kalın ve sarı yeşil karışımı bir kabuğu vardır. Etli kısmı beyaz veya turuncu olabilir. Rabbimizin bizlere bir ikramı olan muz, ağaçta yetişen tropikal bir meyvedir. Uzun ve hafif kıvrımlı bir şekli, sarı ve kalın bir kabuğu vardır. Etli kısmı beyaz veya açık sarı renktedir ve olgunlaşmış olarak yenirse tatlı bir lezzeti vardır. Taze ve olgun yenilebilen oldukça besleyici ve enerji veren bir meyvedir.
Armut ağacında yetişen bir meyvedir. Allah bu meyveyi oval ve ince kabuklu bir kış meyvesi olarak yaratmıştır. Etli kısmı sulu ve tatlıdır ve çiğ veya haşlanmış olarak yenebilir ya da reçel yapılabilir. Sıcak çikolata ile yenildiğinde muhteşemdir.
Bahçede yetişen bir sebzedir. Domatesin çok çeşitleri vardır ve yıl boyunca bulunabilir. Sulu ve tatlıdır. Salata, domates çorbası ve fırında pişirilen bir sürü yemekte kullanılabilir. Allah bu sebzeyi adeta bir vitamin deposu olarak yaratmıştır.
patates. Patates her mevsim yenilebilecek şekilde yaratılmıştır. Tasarımında bir sürü besin maddesi içerdiği için oldukça sağlıklıdır. Patates fırında pişirildiğinde, haşlandığında ve kızartıldığında her zaman lezzetlidir. O kadar faydalıdır ki biz onu 4 mevsim yiyebiliriz. Elma ağacında yetişen mükemmel bir meyvedir ve bütün yıl boyunca yenebilir. Rabbimiz onu yeşil, kırmızı ve sarı renkte yaratmıştır. Ve türüne göre etli kısmı yumuşak veya sert olabilir. Tadı ekşi veya tatlı olabilir. Çiğ ve haşlanmış olarak yenilebilir veya reçeli yapılabilir.
Bezelye. Bezelye küçük görünümlü bir bitkidir ve tohum zarfının içinde grup olarak yetişir. Bu bitki de Allah'ın bize bir ikramıdır. İlkbahar onları yemek için en ideal mevsimdir ve tatlıdır. Hem çiğ, hem pişmiş, hem de kurutulmuş olarak yenilebilir. Limon ağacında Rabbimizin var ettiği bir turunçgildir. Şekli ovaldir ve sarı bir kabuğu vardır. İçindeki etli kısmı dilimlidir ve oldukça asitli bir tadı vardır. Suyu çıkartılır, dondurma yapılır. Tasarımı muhteşem olan limon mevsimine göre salata ve yemeklerde kullanılabilir.
tatlı mısır. Tatlı mısır, mısır koçanında yüce yaratıcının var ettiği güzel bir meyvedir. Yaz mevsimine ait tatlı bir tahıldır. Kremalı dokusuyla şekerli bir tadı vardır. Mısır yemek için kaynatılabilir veya un gibi öğütülebilir. Fırında bir parça tereyağı ile pişirilince lezzetli olur. Erik ağacında yetişen güzel bir meyvedir. İlkbahar ve yaz mevsiminde bulunabilir. Sarı, kırmızı, siyah, yeşil gibi çeşitli renklerde olabilir. Etli kısmı tatlı, sert ve suludur. Doğrudan doğruya buzluktan çıkarıldığında taptaze kalabilir. Ya da yıl boyunca kurutulmuş olarak yenebilir.
Çilek, hepimizin çok sevdiği bu meyve ne güzel yaratılmıştır. Genelde kırmızı renkli olan çileğin etli kısmı sulu ve kremalıdır. Çileğin reçeli de yapılır. Lezzetli bir ilkbahar meyvesi olan çileğin harika bir tasarımı vardır. Narin bir meyve olduğundan sıcak ortamlardan uzak tutulmalıdır.
Ananas, kabuğu kalın, sert, dikenli ve kahverengidir. Yüce Yaratıcı'nın bizler için var ettiği ananasta nice faydalar vardır. Ananasın etli kısmının rengi sarımsıdır. Tadı aromatik, şekerli, aynı zamanda da asitlidir. Taze olarak yenilebilir, şurup olarak veya günün herhangi bir vaktinde meyve suyu olarak içilebilir.
Karpuz bağ kütüğünde yerde yetişen kudret mucizesi bir meyvedir. Tasarımı yuvarlak, içi kırmızı ve siyah çekirdekli bir yaz meyvesidir. Karpuz adeta sıcak mevsimlerde bizleri serinletmek için yaratılmış gibidir. Bu güzel meyveyi Yaradan'a teşekkür etmek borcumuzdur. Ayçiçeği ya da güne bakan adını güneşe doğru dönmesinden alır. Ayçiçeği birçok faydası olacak şekilde var edilmiştir. Yemeğe çeşnik katar. Yağın çıkarıldığı kahverengi ve büyük çekirdekleri ise yenebilir. Sadece yağ elde etmek için yetiştirilmez. Aynı zamanda çekirdekleri fiber açısından zengindir.